gençlik yıllarından kalma. Çünkü ben Coşkun abi 76'da tanıdım. 44 doğumlu olduğuna göre bayağı bir ileri yaş sayılır. Yani tabii ondan sonra arkadaşlıkları oldu vesaire ama biraz da galiba insanlar beyni geliştikçe, kendi bilgisi, görgüsü arttıkça zor beğeniyor. Şimdi ben de yalnızım. Benim bir 15 senelik beraberliğim oldu. Benim de çeşitli sebepleri vardı ama geçitlerine inmemek için şunu söylüyordum. Yani niye evlenmedim falan. Eskiden ben beğenmiyordum, şimdi de beni beğenmiyorlar deyip geçiştiriyordum. Ama Coşkun ama tabii şimdi kızınızın o özellikle master'ı bırakma konusuna hakikaten ben de çok izahı üzüldüm kendisini tanımamama rağmen. Yani gelmiş gelmiş oraya kadar başlamış. Alt tarafı 2 sene yani. evet, tez aşamasında bıraktı. Tabii mutlaka Sanıyorum kendince Türkiye'de müzikle ilgili bazı sıkıntılı şeyler yaşanıyor. çok şey, çok şey yaşanıyor. Muhtemelen onun yansımaları, onun verdiği bakımlar diye düşünüyorum ama neyse Evet. benim de yarın olduğum bir konu bu. Evet ama işte sadece müzik değil Türkiye'de her konuda şöyle diyeyim. Bir ara Schweppes diye bir marka çıktı. İşte insanlar iyi şeylere layıktır diye. Ama ben işte yaşım 60. İyi şeylerin değerini bulduğunu görmedim bu ülkede maalesef. Bu da insanların gelişimiyle ilgili bir şey herhalde. Bu ülke çapında bir yara. Dolayısıyla her ne yaparsa yapsın insanlar mücadele etmek zorunda. Yani Yani ben kimse de için öyle hayat kolay düşünüyorum değil. ama işte sanıyorum bir kırgınlık. Sanıyorum bir kırgınlık, belki İnşallah. güvensizlik. Hani olacak ne olacak Şimdi gibi. doğru Ben ama yanlış buluyorum yine de. Ne işin olursa olsun. sosyal boyutlarını. Şimdi bizi dinleyenler varsa diye ben bu son derece doğal yani Coşkun Gülhan'ın kendi düşüncesi. Kimsenin bundan alınıp kucanmaya da hakkı yok. Öyle düşünmüş olabilir. Ben de evlenmemeye, çocuk sahibi olmamaya 7 yaşında karar verdim. Yani dünyayı değer bulmadım ya da işte ileride Bu çekilecek dünyaya çocuk, sıkıntıları dünya yani neden sıkıntı çocuk? çekecek bir varlığın sebebi olmak istemedim. Nereden o sonuca vardığımı bilemiyorum. Evlenmeme sebebim de şuydu. Yani işte hadisi şerif Hazreti Muhammed'e atfedilen bir hadis bilen cennet anaların ayakları altındadır. Bunun tartışmaya açık olmasını arzu ederim aslında. Çünkü o zaman bütün anneler cennete gidecekse yani bir sürü çok kötü anneler de var yani. Canavar sayılabilecek falan yani. Onu tartmak lazım ama genel anlamda onun doğruluğunu kabul ettim. Ben çocuk sahibi olmak istemiyorum. Her bayanın da çocuk sahibi olma isteme hakkı var. Çelişeceğiz. Olmayacak. Onun için ben çocuk sahibi bir bayanla iki tane çocuğunu büyüttük. Ama O bir ilerleyen tercih. yaş tabii O ama bir tercih. şunun için bunu vurguladım. Kendimi egomu tatmin için değil. Ama ilerleyen zamanlar ben de bunu pişmanlığa çevirdi. Yani mutlaka keşke evlenseydim. Ben de çoluk çocuğa karışsaydım. O düşüncesi çok ağır bastı. Ama ne yapalım? Sonra da kimse bizi beğenmedi kaldık. O arada bir espri Kesinlikle. olsun diye söylüyorum. Kesinlikle. Kızlar evde kalırmış, erkekler de sokakta. Herkesin düşüncesine saygımız var. Size de Allah kolaylık verir bu konuda inşallah. Bu Teşekkür konuda ederim. yüzünüze hep güldürmesini arzu Teşekkür ederim. ederim. Ben çok kıymetli vakitlerinizi aldım. Sen çok teşekkür Çok ederim. büyük mutluluk duydum. Çok teşekkür ederim. Ziyaretlerinizden Coşkun abi çok keyif alıyor. Biz de size bu konuyla ilgili çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Coşkun abi aldığımızda da gene vaktiniz müsait olursa gene böyle geçen haftaki gibi sıcak bir sohbetinizi çok arzu ederiz. Peki. İnşallah biraz sonra görüşmek Görüşmek umuduyla. üzere. Sağ olun.